Hoş geldiniz. Bu hafta trendini takip edeceğim hisselerden bir tanesi Alkim. Trend işleniyor. Şurada üçgenin içinde gidiyor. Problem yok. Şöyle bir 6 Ağustos'a kadar sert bir hareket bekliyorum Alkim'de. Endeks çakılmadığı sürece bu hareket muhtemelen yukarı yönde olacaktır. Yıllık büyümesi epey yüksek bir firma. PK'sı 10. Evet çok ucuz da değil ama pahalı da değil bence. Yeni karlar beklentisiyle yukarı gitme potansiyeli mevcut. 21 TL'den düştü buraya 15 TL'ye. Yataya da girdi. Bakın fabrik yıllık yukarı doğru istikrarlı büyüme. Geçmişten günümüze öz sermaye karlılığı hep yüksek. Dolayısıyla pozitif olduğum bir firma. Bekleyene para kazandıracaktır. Kısa vadede trend diplerinde olduğu için kısa vadede de potansiyel mevcut. Kısa vadeli hedeflerimiz, yani şimdi bu trendin bitmesine bir ay var. Mesela biz şimdi Temmuz'un başındayız. Bu artık gidesiye kadar her hafta listemize koyabiliriz bunu. Bu hafta gitmezse öbürkü hafta, o hafta da gitmezse öbürkü hafta. Bu şekilde bu ise gidene kadar haftalık listelerde koyabiliriz bunu. Yani şöyle bir hareket yapabilir. Yani bu sıkışmayı sonuna kadar da götürebilir yani. Bakalım ne zaman kalkacak. Kısa vadeli hedeflerimiz 18 TL bir hedef. İkinci hedefimiz tarihi zirve 21,5 TL. Bir başka hissemiz. Bakalım alarko geliyor. Bu da epey düştü. Yavaş yavaş yataya girme sinyallerini gördük. Çok önemli bir destek seviyesi 0,5 ve geçen yılki tarihi zirve. Burası bence çok güçlü destek. 19,78 çok güçlü destek. Şu anda 20,5. 20,5 ile 19,78 arasında çok da bir fark yok. Bu yüzden bence yatırım yapılabilir. Kısa vadede de potansiyel olabilir. Stop seviyesi kuralım mı? İsteyen 19,78'e stop seviyesi kurulabilir. Ama hani kar eden bir firma olduğu için bekleyeni mağdur etmeyecektir. Yıllık büyümesi %21. TD'de 0,70, VK'sı 3,5. Alarko'da da bu hafta bir hareket görebiliriz. Şöyle bir 22,34'lere kısa vadeli hedefimiz mevcut. Bir başka hisseye bakalım. HubVC. Bu çok önemli bir destek seviyesinde. Baktığımızda bakın. Şuradan dönmüş daha önce. Biraz küçültelim daha net gözüksün. Bakın tam şu döndüğü yer bence çok güçlü destek. Eğer hisse buradan dönebilirse kısa vadede potansiyel mevcut. Dönemezse de artık buraya stop loss kurulacak. Yapacak bir şey yok. Bakın daha önce aşağı salmış, hatta kapanışı da yapmış sonradan. İşte burada aşağı kapanışı da yapınca herkes stop olmuş. Millet stop ettirip hop ertesi gün kalkmış. 11.41 stop seviyesi, şu anki fiyatı 11.49. Stop alamazsanız bu hisse aşağı gidebilir yani. Bu uyarıyı da yapmış olayım. 11.41'in altına gelince zararına satmazsanız o zaman biraz daha aşağı gidebilirse, mesela 11.40'a düştü diyelim, zarar kes stop 11.42 oldu, bir daha alıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Kısa vadeli trade bu şekilde yapılıyor. Ben bunlarla uğraşamam diyen olursa da finansal durumları iyi olan bir hisseyi alıp 3 ay, 5 ay, 1 yıl, 2 yıl tutuyor. Ama ben uğraşmak istiyorum, kısa vadede takılmak istiyorum diyen varsa da stop loss'a riayet ediyor. Stop loss'a riayet etmezse de ağlamıyor, zırlamıyor. Durumlar bu şekilde. Kısa vadeli hedefimiz, bakalım neresi kısa vadeli hedefimiz? 13.66 bir kısa. 13.66 kısa vadeli hedefimiz. Şu anki fiyatı 11.49. Bakalım HubVC. Teknoloji yatırımları yapan bir firma. FK'sı 13. Bir tık pahalı duruyor. Dediğim gibi ama hani çok da düştüğü için artık şöyle birkaç tavanlık tepki yükselişleri görebiliriz. Teknoloji yatırımlar yapıyor. Geçmişten günümüze bakın, öz sermaye karlılıklarında bazen fırlamalar oluyor. Tabi değerleme olduğu için yatırımları yıl son değerlemesinde yüksek potansiyelli çıkıyor. Değerlemelerde yüksek çıkınca firmanın bilançoları yüksek kar yapmış oluyor. Başka hisseye bakalım. Ülker, bu da düşmüş. Kutunun diplerine doğru geliyor. Kutunun dibi 20.02. Şu anki fiyatı 20.5. Yani işte hani 20 TL'ye de düşebilir. 20.02'ye de, 20.02'ye de düşebilir ama işte endeks gittiği sürece düşmeye de bilir. Hani 20.5'tan 20 TL, 20.00'a çok da bir şey yok açıkçası. Buralardan da alınabileceğini düşünmekteyim. Kısa vadeli hedefimiz 24.5 TL. Baktığımızda Ülker'e bakın, yıllık büyüme %30. PDDD'si 1.12, FK'sı 4. Ucuz kaldığını söyleyebilirim. Fabrik yıllık yukarı doğru istikrarlı büyüme. Bu da epey dinlendi, artık ucuzlaştı. Bu da bir gün gidecek ama ne zaman? Artık şu 25'i de bir gün kıracak, 27'yi de bir gün kıracak ama bakalım ne zaman? Kutunun dibinde olduğu için kısa vadede de potansiyel mevcut. 20'den al, 25'ten 24,5'tan sat şeklinde bu şekilde kutunun içinde trade yapabilirsiniz.
Bu hafta bunların trendini takip edeceğim. Ülker'de stop seviyesi. Yani stopu olunacak bir hisse değil ama yine de isteyen 20.02 stop loss kurabilir. Bir başka hisse Dynamics'e. Bu hissenin avantajı lot sayısının az olması. Bakın halka açık piyasa değeri 119 milyon. Çok büyük bir tahta değil. Küçük bir tahta. PDD'si 2.77. Hani FG'si biraz yüksek. Öz sermaye kârı da çok yüksek değil ama yeni fabrika kurması ama yeni fabrika kurduğu için orta ve uzun vadede öz sermaye kârının artma potansiyeli mevcut. Hisse de epey düştü. Bakın şöyle bir 22 TL'den 11 TL'ye düştü. Yarı fiyatına düştü. Destek seviyesi 10.62. Buralara da tutundu. Artık bu hisse buralardan alınmaya başlanabileceğini düşünmekteyim. Stop seviyesi 10 TL. Kısa vadeli hedefimiz 12.69. Bir sonraki kısa vadeli hedefimiz de 14.76. İzlediğiniz için sağ olun.